Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîran ve salâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîran ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâl hayri ve alâ esîran. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cümle peygamberan ızam aleyhimiz salavat ve teslimatın ehli beyt, el, ashab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımız, meşayih efendilerimiz ve burada bulunan hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi bina edenlerin, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaati müsliminin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Eb'adul halki minallahi. Yaratıklar içerisinde Allah'tan en uzak olacak olan yaratık ne demek bu? Allah mekandan münezzehtir. Şimdi mesela biz burada oturuyoruz, siz karşımdasınız. 2 metre, 3 metre, 5 metre. Allah'a yakınlık böyle olamaz. Neden? Bu mekan yakınlığıdır. Allah'tan yakın veya uzak dediğimiz zaman metre, kilometre yakınlığı, uzaklığı değil. Allah'a makam, keramet, rütbe bakımından manevi yakınlıktır. Allah'tan en uzak olacak olan derken de bu manada söylüyoruz. Allah'tan en uzak olacak olan kimse, yaratık, raculani, iki adamdır. Bu da racülan kelimesi iki adam demekse de kadın da olabilir. O söz gelimi söylenen bir sözdür. Yani kadın da erkek de iki adamdır. İki adamdır. Nedir bunlar? Ne yapardı Allah'tan en uzak olurlar? Raculun iki sınıf da diyebiliriz. İki sınıftır. Raculun yücelisül ümera. Evet. Hükümet adamlarıyla oturur kalkar. Gece gündüz. Cülese hem celis. Sabah akşam onun etrafında dönerler. Otururlar. Hükümet adam olmak kötü mü? Hayır efendim. Dur bakalım ne diyeceğimiz. Arkasına gelecek bakalım. Hocalara taş atacağız şimdi. Oraya gelecek işin ucu. Hükümet adamlarıyla oturur kalkarlar. Bu memurlarıyla hepsi dahil. Ta yukarıdan aşağı kadar. Onlarla oturur kalkarlar. Fema kalu min cevrin sattakahum aleyhi. Yanına dururlar. Mesela adam şaşırdı. Adam kayırdı. Haklının hakkını vermedi. Akrabası hatır için veya başka menfaatler için haksız adama verdi bir işi. O yanında ya, isabet buyurdunuz efendim. Çok güzel söylediniz efendim. Siz hep güzel hareket ediyorsunuz efendim. Yalcı. Yalcı. Halbuki mümin mümine, o adam mümin, sultan başındaki memur mümin. O da Müslüman, din kardeşi adına ne demesi lazım? Etme yahu. Yarın öleceğiz arkadaşım. Zulmetme, haksızlık etme diye nasihat etmesi lazım. Ken onun yanında tabii nereye gitse o da yanında. Ona tabii herkes selam duruyor filan. Caddelerde filan. Yani bu Türkiye demiyor. Umumi konuşuyoruz yani. E bu da orada tabii onun yanında. O da herkes böyle görünmek için yağ çekiyor. Ne derse Tom efendim isabet buyurdu. Evet öyle diyor. Vasatta kavun. Zulüm yapsa bile
çok güzel yaptınız efendim, doğru söylediniz efendim der. Böyle demese çünkü gelme lan bir daha der, yanına almaz ki. Böyle yağcı, müdahane. Evet, en Allah'tan en uzak adam. Ya şimdi gel desen Zembilli Ali Cemali Efendi'yi sevme. Yavuz'u biliyorsunuz. Mısır'a girecek, çölü dolaşsa çöl. Asker çölden nasıl geçsin? Çölün dışındaki yere de Baybars toplarını mevzilemiş. Osmanlı ordusunda öyle ağır silah yok çünkü çölden gelmiş uzaktan. Avlayacak, yok edecek. Yatmış Yavuz. Evliya adam. Evet, evliya adam Yavuz. Rüyasında peygamberimiz evladım korkma demiş. Orduyu çölden geçir. Şimdi böyle Baybars böyle yapmış silahları. Oradan gelecek çünkü. Buradan gelemez çöl. Allah'ın Resulü öyle dedi ya. Şuradan geçir evladım korkma dedi ya rüyasında. Yavuz peygamber böyle söyleyince sabahleyin kaldırmış askeri. İstikamet çöl demiş. Vezir gelmiş. Ne yapıyorsun sen demiş. Tarihte bu çölü geçen olmadı. Vurun kellesini demiş. Orduda ordu bozanlık yapıyor. Vurun kellesini. Böyle adam. Şakası yok yani. Hocası atınla giderken atına giderken çamur, hocasının atının çamuru Yavuz'a sıçramış. Padişah elbiseler kirlenmiş. Hayat tatlı, hoca da olsan can tatlı. Kelle gitti. Bembeyaz olmuş hoca. Bizim kelle gitti diye. Demiş ki ulema atından sıçrayan çamur bizim için şereftir demiş. Şimdi sandukasının üstünde o çamurlu kaftan örtülü. Bu adamı peygamber gelir de yol göstermez mi arkadaş? İlme, alime bu kadar değer veren bir padişaha. Evet, bu Zembilli Ali Efendi onun devrinde yaşamış. Daha sonra da yani çok padişah görmüş o. Allah uzun ömür vermiş ona. Ben de 9 sene kadar onun türbesine komşuluk ettim. Orada bir camide müezzinlik, imamlık yaptım. Komşum olduğu için rahat konuşuyorum yani. Evet, şimdi neden Zembilli? Sohbet ediyoruz ya. Çok alim olduğu için herkes soru sormaya gelirmiş. Evin hanımı bıkmış. Sabah akşam doluyor taşıyor. Kocasını göremiyor. Sokmuyorum demiş, kapıyı kilitlemiş. İnsan alimi görünce duramaz ki. Yine evin penceresinin önüne gelmişler. O da sepeti bırakıyormuş aşağıya iple. Sorular dolduruyormuş, sepete doluyormuş, çekiyormuş. Adı ondan Zembilli Ali Efendi. Bu Ali Efendi kanunu şey Yavuz böyle bir celalli adam. Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Padişah böyle sert bir padişah. Allah için sert tabii. Vergi koymuş. Bu Ali Efendi gürlemiş. Zalimsin demiş. Çok ağır vergi koydun. Yavuz hemen demiş ki hoca, hoca talep okutmaya bak sen. Bu iş bizim işimiz. Padişah ya. Senin işin demiş talep okutmak. Bizim işimiz karışma. Benim birinci vazifem zalimin zulmüne engel olmaktır. Zalimsin demiş. Yine korkmamış. Kellesinden hiç korkmayan alim sevilmez mi? Hakikat uğruna. Öyle deyince Yavuz'un da üstünlüğüne bak. Tamam hocam demiş. Tamam hocam. Halbuki bir anda kellesini uçurabilir ama ilme saygısı, dine saygısı, Kur'an'a saygısına bak. Yavuz'un da hoca böyle sert çıkınca tamam hocam demiş. Emrimi geri alıyordu. Böyle Allah hepsine rahmet eylesin. Şimdi böyle alim var. Yaptığın iş yanlış. Korkmuyor, hayatım gidecek filan demiyor. Bir de var, isabet buyurdunuz efendim. Çok yerini söylediniz. Halbuki sahte, halbuki zulüm. Dünyada, ahirette Allah'tan en uzak adam bu yağcı adamdır. Dal kavuk adamdır. Nasihat edecek ona. Görevi nasihat etmek, doğruyu söylemek. Yapar yapmaz böyle. Eski alimlerimizin çoğu böyle. Allah onlara rahmet eylesin. Mesela bizim tercüme ettiğimiz 30 yıl Mebsut'un sahibi büyük Türk alimi İmam Serahsi de Karahanlı Bey'i vergi koymuş yine. Medresede demiş ki zalim bizim bey zalim. Çok ağır vergi koydu.
Zaten talebesi çok olduğu için bey de şüpheleniyormuş, ihtilal yapar falan diye. 60 körküye vuruyor ölsün diye. Ama talebeler bırakmamış onu. Kuyunun başına gitmişler. Hiç kitaba bakmadan söylemiş, yazmışlar. 30 ciltlik İslam hukukunun en büyük kaynağı ortaya çıkmış. Onu hapsedene Allah dua edilsi geliyor. Hapsetmeseydi o cilt eser meydana gelmezdi. Bakın hiç çekinmiyor. Kellem gidecek falan demiyor. Zalimsin demiş, ağır vergi koydun. Böyle İmam-ı Azam da biliyorsunuz. Böyle dediği için hapse atılmıştır. Kamçılarına 100 kamçı vurulduğunda ruhunu teslim etmiştir. Gerçek alim bunlardır. Halbuki birçokları var. İçabat buyurdunuz efendim der. Başkadı olur. Saltanat, maaşlar filan. Dünyada, ahirette Allah'tan en uzun adam diyor. Bu yağcılardır. Böyle devlet adamlarının yanına giderler. Doğruyu söyleyeceklerine yükselmek için, ondan bir şeyler koparmak için yağ çekerler. İsabet buyurdunuz efendim derler. Bir. Benim aleyhimde, ben de 42 sene hocalık yaptım. Öğretmenlik yaptım. Bütün öğretmenlere, hocalara şimdi peygamberimiz. Bizim işimiz çok zor. Allah bizi affetsin. Bize dua edin de Allah bizi kurtarsın. Evet, buradan konuşmak büyük bir şereftir ama gereğini yapmadın mı da duman edecekler adamı. Bak şimdi ne diyor peygamber. Ve muallimu sıbyan la yuvasu beynehum ve la yurakibullah fil yetim. Öğretmen, bir harf öğretirsen din adına, insanlık adına kölesi olurum diyor Hazreti Ali. İlim o kadar güzel. Bunu öğreten adam güzel olmaz mı? Onun için aziz milletimiz ne diyor? Hocanın vurduğu yerde gül biter. Ne milletiz biz? Hocaya karşı gelinmez. Saygı duyulur demek bu. Hoca şunu yetiştirecek çünkü. Evet. Ama hocaya şimdi peygamber iyi ders veriyor. Talebe arasında eşit davranmaz. Adalet yapmaz. Şimdi İslam tarihine bakın. Osmanlı tarihinin yükselme devrine bakın. İstanbul'u fetheden, Fatih camisini, medresesini yaptıran Fatih. Hoca demiş, bir odada bana ver. Buyur demiş, imtihana gir, kazan. O da senin olsun. Şuna bak, böyle bir hoca var mı şimdi? Camiyi yapmış, medreseyi yapmış parasıyla. Hoca demiş, bir odada bana ver. Buraya demiş, oda sahibi olmak imtihanla. Buyur demiş, imtihana gir. Bir oda senin olsun. Allah o hocalardan razı olsun. Bizi de öyle güzel hoca yapsın. Aynı şekilde İmam Malik, Maliki mezhebinin sahibi, halife, devrin halifesi, oğlunu şeye göndermiş ona. Evvela demiş ki, gel demiş hocam sarayda, oğluma benim yerime geçecek. Veliaht o. Ders ver. Halife olacak. Mektup yazmış. Alim ümeranın ayağına gitmez. Ben İslam'ı temsil ediyorum. Resulullah adına konuşuyorum. Oğlun okuyacaksa gönder buraya demiş. Var mı öyle yiğit adam şimdi? Bakmış halife pabuç pahalı. Oğlum demiş, git. Benden selam söyle, orada oku. Gelmiş de padişah çocuğum diye, halife çocuğum diye hocanın sağına oturmak istemiş. Dur 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 demiş. Git bakayım oraya. Kapının dibine otur. Çalış, gayret et. Buraya gelmek bu şeyle oluyor demiş. İmtihanlarda kazanmakla. Layık olursan buraya tutturum. Kapının eşini tutturmuş. Padişah yavrusu falan dememiş hiç. İslam alim böyle olacak. Ama bir de var. Bir de var yavcı böyle. Bir de var. İşte adalet yapıyor bakın. Kim imtihanı kazanırsa o da onun diyor. Kim derste ileri giderse o yanıma gelir diyor. Böyle değil. Şu veya bu sebeple babası beni davet ediyor. İki de bir kebap yediriyor. Efendim hediyeler gönderiyor falan filan diye. Onu himaye ediyorsa öyle diyor bak. Allah'tan en uzak adam budur. Evet. Çünkü o öğretici. Örnek. O yanlışı sanki dinde buymuş diye bütün yaygın insanlara dokunacak zararı. Topluma dokunuyor zararı. Böyle talebe arasında adalet yapmayan, lütufkar davranmayan, onu da kullanmış.
Evet. Dinde bu. Söyleyeceğiz. Allah bizim kusurumuzu affetsin. İmam-ı Azam Hazretleri devletten bir kuruş maaş almadan talebe okutmuş. Ömrü boyunca. Ticaret yaparmış, ortak koyarmış, ona yürüttürülmüş. Kendi medresede fi sebilillah ders okudurmuş. Bir de talebenin hepsine yeme içme masrafını, ibadeti yaşamasını kendi çekermiş. Cuma günleri de kebap yedirirmiş. Kendisi de kavrulmuş arpa unu yermiş arkadaş. Hoca derlermiş, niye yemiyorsun? Nefsim azmasın diye. Nefsim azmasın diye kavrulmuş arpa unu yermiş. Herkese kebap yediriyor talebeye. Evet, lütufkar davranacak. Biliyorsun İmam Şafii'yi okutan İmam Muhammed'dir. Mezhep sahibi olmuş adam. O da çok büyük insan. Böyle talebesine lütufkar davranacak. Cömert davranacak. Talebesine adaletli davranacak. Nimetleri paylaştıracak. Eşit paylaştıracak. Ve la yurakibullah fil yetimi. Yetime bakıyor, bakma konusunda Allah'ın hakkını, yetim hakkını gözetmiyor. Ne demek bu? Yetime bakmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le cennette şöyledir diyor. Ana ve kafir yetim fil cennet hakeza. Yani orta parmak, şehadet parmağı ne kadar yüksek? Yetime bakan adam, onu yetiştiren adam Peygamberle rütbe farkı bu kadardır. Bir, iki de yan yana gösterdiği için böyle yan yanadır cennette diyor. Yetime bakmak bu kadar güzel. Mesela babası öldü. Garip ortada kaldı. Şimdi çok görüyorsunuz. Sobadan zehirleniyor. Evi yanıyor. Zelzelede yıkılıyor. Kalıyor böyle sarı başlı yetimler. Zenginler, mümkün olanlar, imkanı olanlar. Gidin sahip çıkın. Peygamberle cennette yan yana olun. Alıyor böyle. Malı var çocuğun ama çocuk 2 yaşında. Onları idare edeceğim diyor, alıyor ama malıncı keseri gibi kendine yontuyor. Yetimin hakkını yiyor. Mallarını idare edivereceğim derken kendi çıkarını düşünüyorsa o zavallı masum yavruyu istismar ettiği için en Allah'tan uzak adam birisi de budur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yetimin hakkını. Şimdi mesela şimdi nerede o tsunami olan yer? Orada battı ortalık. Bir sürü yetimden kaldı. Dünyadan yağmur yağdı. Yağmur gibi paralar yağdı. Oradaki görevliler, o yetimlerin sahibi, bakacağız, okutacağız falan. Gelen paraları iç ederlerse dünyada ve ahirette Allah'tan en uzak adamlardır. Ben uzağa gidiyorum mahsus. Yani başka şeyi çekmesinler diye. Ta Güneydoğu Asya'ya kadar gittim yani. Böyle olan herkes böyle tabii. Muazzam sevabı var ama güzel hareket etmezsen de Allah'tan en uzak adam olma riski var. Riski var. Yetimi istismar ediyorsun. Evet, ne diyor Allah Celle Celaluhu? Emmel yetime fela takhar. Yetimin hakkını yemek ne demek? Azarlama bile diyor, azarlama bile. Bırr, otur. Deme. Yetim. Böyle hakkını gözetmezse, Allah'ın emirlerine riayet etmezse, bu adam da en Allah'tan uzak adamdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. Şimdi tabii bakıcılar, tabii açıklayalım, güncele getirelim. Yerler yapılmış, yurtlar yapılmış. Oraya devlet veya işte kimse görevli dikmiş. Kimi bir hanımefendiyi, kimi bir beyefendiyi. Müdür yapmış, memur yapmış, bakıcı yapmış, çamaşır yapmış. O sana teslim edilen yetime kötülük edenler Allah'tan en uzak adamlardır. En uzak kalacak olanlardır. Neden? Gariban eline düşmüş. Hakkını arayacak kimsesi kalmamış ki. Peygamberimiz ne kadar güzel insan görüyor musunuz? Çağlar ötesini görmüş. Bizi uyarıyor. Bunlar olacak. Sakın ha gözünüzü dört açın. Böyle yanlışlıklar yapmayın diye bizi uyarıyor.
Allah o güzel Muhammed Mustafa'ya bizi hakiki ümmet eylesin. Onun yolundan gidenlerden eylesin inşallah. Şimdi bir hadis daha size okuyacağım. Evet. Şimdi bir sofra var. Evet. Sofrada yetim var. Başka kimseler de var. Buraya yazıyor. Buraya yazıyor. Diyor ki yetimi mesela düğün yapıyor adam. Düğün yapmak sünnet dedik. Yedirmek içirmek sünnet. Tabii içki olmamak kaydıyla, yanlış işler olmamak kaydıyla. Zengin de çağır, herkesi çağır da bu adam da yetimi de çağırmış. Zenginleri buyurun efendim, siz dipboca, şöyle oturun efendim. Yetim geliyor gariban, gid lan oraya dur, sümüklü. Aynen öyle söylüyor. Böyle yetimi çağırmış, tahkir ediyor. Çağırmış ama küçük görüyor, kalbini incitiyor. İse bu da Allah'tan en uzak adamdır. Niye çağırdın yetimi? Yetimi çağırmasan bu yemek lanetli yemek olurmuş. İyi tamam, aklın yürüyor da niye küçük görüyorsun o garibanı? Niye hakaret ediyorsun onu? Bunlar oluyor değil mi efendim? Efendimiz olmasın diye bizi uyarıyor. Olmasın diye bizi uyarıyor. Küçük görmeyeceksiniz. Onları okşayacaksınız. Onora edeceksiniz. Yardım edeceksiniz. Fihi vaidun azim. Burada muazzam bir tehdit var diyor. Evet, yetime bakan, yetim hakkını koruyanlardan eylesin Allah bizi. Evet, hadis-i şerifi İbn Asakir Ebu Umame el-Bahili Hazretlerinden naklediyor. Şimdi aynı Allah'tan en uzak olacak adamlardan birisi de. Başka hadis-i şerife geçiyoruz şimdi. Bir hadiste şöyle. Bunlardan olmayalım diye okuyoruz. Bu Gümüşhane de onun için yazmış. Herkes böyle olabilir, sakın diyor. Öyle yapmayın. Birisi de şu. Eb'adun nasi minallahi yevmel kıyame. Kıyamet gününde Allah'tan en uzak kalacak olan, Allah'ın kereminden, lütfundan, merhametinden en uzak duracak olan adam el kassu ellezî yuhalifu ilâ gayri mâ amaru bihi. Hocalara, önce hocalara dokunacağım, kendime. Şimdi hikaye anlatıyoruz. Ebu Hanife böyle, Ali Cemal Efendi böyle dedik size. Hoca sen kendin niye böyle değilsin? Siz demeseniz bir Allah diyecek. Hikaye anlatıyor. Kendine emrolunanı yapmıyor. Vaiz, ben ve benim gibi hocalar. Ya eyyühellezine amenü lime tekulûne mâ lâ tef'alûn. Kürsüye çıktınız, mangalda kül bırakmıyorsunuz. Söylediğiniz yapıyor musunuz? Söylediğiniz yapmıyorsanız niye konuşuyorsunuz? Ayet var böyle. Onun için ben diyorum, siz bana dua edin diyorum. Allah kurtarsın. Evet, bu iş o kadar riskli. Ama bir de söylediğim sözümün eri olursam, o zaman da sen beni gör bak bir. Allah hepimize güzellik versin inşallah. Şimdi hikayeci Allah'ın emrettiğini söylüyor, kendi yapmıyor. Hani siz ne diyorsunuz? Hocalar böyle ikili oynadığı için hocanın dediğini tut da gittiği yoldan gibi. Olur mu ya? Öyle şey olur mu? Hocanın yolu düzgün olacak. Dediğini de tutacaksın. Gittiğini de örnek olacak. Ama bu millet aziz millet. Yine hocasından kopamıyor. İkili oynan hocalar yine atmıyor. Hocanın dediğini tut da gittiği yoldan gitme demişler. Böyle kendini teselli ediyor. Yanlış. Hoca söylediğinin eri olacak. Muhammed Mustafa gibi. Adam kayırmayacak. Gerçeği olduğu gibi söyleyecek. Doğruyu söyleyecek. Milleti uyaracak. Kabul eder, etmez. O Allah'ın geleceği şey. Peygamberimizin de böyle halleri var. Habibim sen söylemekle yükümlüsün. Öbür tarafı bize ait diyorum. Öyle demiyorum, ayetler var. Hoca sen doğruyu söyle. Kabul eder etmez. Orası Allah'a ait. Allah'la kendi arasında. Allah bizi ıslah etsin. Şimdi hoşumuza gitti tabii. Hocalar, hocalar diyorsunuz ya. Herkes hocadır. Evet, evlendiniz. Evleninceye kadar bir babanın, ananın kumandasındasınız. Evlendiniz, müstakil yuva oldunuz.
bebeğe doğurdu. Doğmasa bile erkek karının hocasıdır. Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha. Karına dedi, kalk lan, namaz kıl. Allah'ın emri şu diyecek. Karı da diyecek ki, herif helal getir bana, istemiyorum haram para. İkisi de böyle olacak. Böyle olacak. Karı kocasının hocası, koca karısının hocasıdır. Çocuklar oldu mu? Çocukların da hocasısınız. Daha bitmedi. Ticaret erbabısın, komşun var. Kıvırtıyor, karanlık işlere giriyor. Ahmet Bey, kardeşim, komşuyuz, arkadaşız. Müslümanız. Yetme gözünü seveyim. Dünyadan para götüren var mı arkadaş? Bırak kardeşim ya. Dünya malı dünyada kalıyor. Uyaracaksın adamı. Öyle adamlar var. Karı çalışıyor, yazık. Bana mektuplar da geliyor. Herif kumarhaneden kalkmıyor. Sarhoş. Yani ben bölge biliyorum bazı bölgeleri. Herifle kahvede akşamında kumar oyna. Geyzele sırtında köfe taşır. Ben onu gözümle gördüm de bölgesini söylemiyorum. Öyle yerler var. Zalim adam. Gel bakalım beri diyecekler orada. O da halbuki karısına sahip çıkması lazım. Çoluk çocuğuna sahip çıkması lazım. Kadıncağız çalışıyor. Çoluk çocuk koşturuyor. Kağıt satacağım diye o kumar işkiyor. Bir de akşam dövüyor karıyı. Öyle de mi var? Başkası da var. Tersi de var tabii. Tersi de var. Allah bizi ıslah etsin. Yani hocalardan başladım. Önce iğneyi kendime batırdım. Herkes hocadır. Evinin hocasıdır. Çoluk çocuğun hocasıdır. Her Müslüman kardeştir. Baş, kol, ayak gibidir birbirlerine karşı. Her Müslüman diğer Müslümana güzeli anlatmakla yükümlüdür. Hocadır yani. Emr-i maruf yapmak farzdır. Onun için hocalara başladım ama sen kenarda kalamıyorsun. Bir şey anlatırken yapacaksın, öyle anlatacaksın. Şimdi doktorun ağzında sigara var. Beyefendi, sigara içme, ölürsün diyor. Dinler mi hasta seni yahu? Şimdi hoca da aziz cemaat şöyle, hoca senin gittin ya, komşusu biliyor neler çevirdiğini. Dinler mi hocam? Güzel Muhammed Mustafa ne güzel söylüyor. Sen de baba, oğlum sen bana bakma. Şöyle yap, dinler mi seni? Sen sarhoşsan, üç katlıysan oğlum seni örnek alacak. Herkes hocadır. Herkes hocadır. Komşu, asker arkadaşım, ben tecrübeliyim. Şöyle yap, sen yapmıyorsun ya. Dinler mi seni? Herkes birbirinin hocasıdır. Yani sarp hocalardan başladım ama söylediğimizi yapacağız. Söylediğimizin eri olacağız. Yoksa Allah bir eziyet edecekler ama peygamberimizin Miraç'ta görmüş söylediğini yapmayanları Allah. Yani burada söylesem millet cennet umudunu yıkar. Öyle dehşetli manzaralar var. Şimdi efendim bazıları diyor ki bizim ailede demokrasi var. Güzel kardeşim. Haklara saygı anlamında anlıyorsan biz de baş demokratız. Ama avrat her türlü pisliği yapıyor. Bizim evde demokrasi karışmam diyorsan, Müslümansan kitaba uymuyor. Allah diyor ki ve'mur ehleke bis salati. Karına namaz kıl diyeceksin diyor. Allah söylüyor, ben söylemiyorum. Demokrasi yok diyor ya, Allah Allah. Bak dövün demiyorum ha. Kılacaksın, hatırlatacaksın. Görevin. Kılın, oğluna kızına emredeceksin. Allah'ın emri bu. Ve'mur ehleke bis salati. Veya ku enfüseküm ve ehliküm nara. Hem kendiniz sapık olmayacaksınız, harama gitmeyeceksiniz, hem de ehliküm, karınızı, kızınızı, oğlunuzu, akrabanızı, ailenizi cehennemden koruyun diyor Allah. Daha ne desin? Orada da demokrasi yok yani. Hatırlatacaksın. Dövelim mi? Yok, döv demiyoruz. O ayrı iş. Ama ben karışmam demek seni kurtarmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam edelim. El kasulledi, hikayeci anlatıyor. Ellezî yuhalifu ilâ gayri mâ emara bik. Allah'ın kendisine emrettiğinin dışını yapıyor. Sözü fiiline uymuyor. Fiili sözüne uymuyor. Olduğu gibi görünmüyor. Evet, Allah'ın emrettiğine aykırı hareket ediyor. İşte bu adam
Allah'tan en uzak olacak adamlardan birisidir. Şimdi Bursa'da son devirde yaşanmış bir olay. Bir hoca efendi varmış. O hoca efendiye de o zaman kölelik var. Zengin bir adam, köleleri var. O zengin adam gelirmiş cumaya, dinlermiş hocayı. Hoca ne dediyse aynını yaparmış, uygularmış. Köle uyanık. Hocaya gitmiş, demiş ki, hoca efendi demiş, bir günde köle azat etmenin faziletinden bahsetsenize. Olur evladım demiş. Çünkü dinde var. Köle azat eden cennetlik diyor. Ateş yakmayacak diyor Allah, peygamber. Olur evladım demiş. Ertesi hafta cumayı iple çekmiş köle. Hoca söyleyecek. Efendi hocayı dinliyor. Adam hür olacak. Hoca oraya yanaşmamış konuşmasında. Bu hafta unuttu herhalde demiş. Ertesi hafta. Gene bahsetmemiş hoca. Ertesi hafta bir ay geçmiş. Tam umudunu kesmiş. Aziz cemaat demiş, köle azat etmenin faziletinden bahsedeceğiz bugün. İşte kölenin bir kolunu azat edenin Allah kolunu cehennemde yakmaz. İşte tamını, vücudunu azat eden Allah cehenneme sokmaz. Köle azat etmek şöyledir, böyledir. Gelmiş adam eve. Hanım demiş, evlatlarım ne kadar kölen varsa hürdür demiş. Sakın demiş hak iddia etmeyin. Ondan sonra gitmiş elini öpmüş köle. Hocanın, hocam demiş, bir aydır demiş uykusuz bekliyorum böyle, hiç bahsetmedin. Neden bu kadar geciktirdin? Umutsuzluğa düşmüştüm, bugün konuştun, hür oldum. Evladım demiş, senin söylediğin doğru. Ama ben şimdi kölem yoktu ki, köle azat etmek nedir yaşamadığım için. Söyleseydim, sözümü kimse tutmazdı. Uygulamadığım şeyi neye söylüyorsun? Ayeti var ya. Onun için demiş, o sene peki dedim. Gittim çarşıdan, başka adamdan köle aldım. Köleyi çalıştırdım bir ay. Cuma'ya gelirken azat ettim. Köle git, gel, otur, kalk. Ne kadar güzel değil mi? Birisinin emrinde dolaştırmak. Zevkine erdim onun. Ondan sonra Allah için azat ettim. Kürsüye öyle çıktım demiş. Evet. Baba, hoca, baba, doktor, öğretmen, söylediğinin eri olacak. Söylediğin sözü yaşayacaksın, başkasına söyleyeceksin. Aksi halde tutmazlar, geçmez. İnsan şeye bağlı, şeye benzer. Güneşe bir sopa dikin. Mesela şu gözlüğün sapı böyle eğri. Bunu diksek gölgesi nasıl olur? Eğri olur değil mi? Şimdi adam geliyor, gölgeyi doğrultacağım diyor. Kazıyor toprağı. Kazdıkça yine eğri giderek çıkar değil mi? Bunun yolu nedir? Bu gözlüğü düzeltmektir. Ya diktin sopayı düzeltmektir. Hocalar da, öğretmenler de, babalar da, analar da toplumun işte o toplum onların gölgesidir. Onlar düzelmedi mi gölgesi hep eğri olur. Hoca bunu yaptığına göre demek yeri var diye sen bir yapar, o beş yapar. Onun için alimin sapığı daha tehlikelidir. Sıradan bir vatandaş sapıklık yapsa kendi, kimse taklit etmez. Ama hoca bir sapıklık yaptı mı, öğretmen sapıklık yaptı mı, böyle öne düşen bir adam, devlet büyüğü sapıklık yaptı mı, zulüm yaptı mı, herkes daha çoğunu yapar. Sen ne diyorsun? Balık baştan kokar. Peygamberimiz ne kadar güzel söylüyor görüyorsunuz. Ey diyor başkasına iyilik emredenler, emrolunan gibi söyleyin ve yaşayın da söyleyin. Yaşamadan söylerseniz Allah'tan en uzak kalacak olan adamlardan birisi de bunlardır. Bu gibi insanlardır diyor Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünden başka İsa aleyhisselam'ın da sözü var. Meryem oğlu İsa. Nuh aleyhisselam diyoruz, Eyüp aleyhisselam diyoruz. İsa aleyhisselam gelince Meryem oğlu İsa. Kur'an'da öyle çünkü. Neden? Babası dünyaya geldiği için her seferinde Allah hatırlatıyor. O Allah'ın oğlu değil, babasız ben yarattım. Meryem oğlu İsa o diye. Biz de Meryem oğlu İsa aleyhisselam'ın bir sözüne iz nefseke. Önce kendine öğüt ver,
İsa Aleyhisselam'ın sözüymüş bu. Sümme izinnas. Sonra başka insanlara öğüt vermeye hakkın olsun. Evet, sen kendin söyledin yapıyorsan ondan sonra başkalarına da söyle de onlar da düzgün olsunlar. Bu hadis-i şerifi Deylemi Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Allah bizi olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan, söylediğini yaşayan, sözünün eri olan, peygamberin övdüğü güzel Müslümanlardan olmayı nasip etsin inşallah.